bir dakika beyefendi. Lodosa tutulmuş yelkenli gibi iki tarafa ne yalpa yapıp duruyorsun be adam, kör müsün? Önüne baksana! Siz önünüze baksanız çok daha iyi edersiniz. Dünyada ne ukala adamlar var. Önüne baksana be birader, ağaca mı tırmanıyorsun? Siz de dama mı tırmanıyorsunuz? Siz önünüze bakın. Ya tövbeler olsun yarabbi sen. İşte böyle. Selim Bey geliyor. Ne, öyle mi? Çabuk yerlerinize. Günaydın efendim. O kızlar ne bekliyor İzzet efendi? Müsabakanın neticesini öğrenmeye gelmişler efendim. Öyle mi? Evet. Çabuk içeri gel. Peki. Suat'in nerede olduğunu öğrendiniz mi? Hayır efendim. Araştırmadığımız yer kalmadı. Fakat hiçbir yerde bulamadık. Atelyesine de 15 gündür uğradığı yokmuş. Yer yarılıp içine girmedi ya! 15 gündür bir adam bulamadınız! Aman efendim, Suat Bey zat halinizin oğlu! Nerede olduğunu herkesten daha iyi bilmeniz lazım! Sus! Sana fikrini soran oldu mu? Şey efendim, demek istedim ki... Bak hala konuşuyor! Sana kaç defa ben müsaade etmeden konuşmayacaksın demedim mi be adam? Peki efendim, bundan sonra artık konuşmam! Kim bilir hangi aşiftenin peşindedir! Size İstanbul'daki bütün kadınları takip etmenizi emrediyorum! Anlaşıldı mı? Baş üstüne efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle! Belki de Suat Bey, yeni hikayesi için etütlerde bulunmak üzere dışarı gitmiş olabilir. Kim, Suat mı? Suat mı hikaye üzerinde etütler yapacak? Kim bilir o hergele şimdi hangi kadının bacakları üzerinde etüt yapıyordur? Üzerimde yaptığınız etütten hala bir netice alamadınız mı? Henüz cazibenizin, güzel gözlerinizin tesiri altındayım. İşin başında sayılırız. Halbuki birbirimizi daha iyi tanıyabilmek için baş başa kalabileceğimiz bir yer... Sadece ikimiz, ne dersin? Size itiraz etmeye imkan var mı? Güzel! O halde baş başa kalabileceğimiz yuvamıza gideriz. Peki canım. Hadi canım, hadi! Bir an evvel gidelim ha! Başka Çin limonatası arzu etmez misiniz? Sizin Çin limonatası dediğiniz bu şeyin garip bir tadı var. Adeta insanı sarhoş ediyor. Çin işi, Japon işi, bunu yapan iki kişi. Biri erkek, biri dişi. Hadi şekerim sen hazırlan, ben şimdi geliyorum. Suat Bey! Limonatanın içindeki vodka şimdiye kadar hazırladıklarımın en sertiydi. Güzel! Al bakalım şunu. Ben hazırım sevgili. Geliyorum teşekkür şekerim. Ederim. Gidebiliriz canım. Evet, baş başa olabileceğimiz o tatlı yuvamıza. Yürü. Tamam. Helal sana Suat Bey. Çin işi, Japon işi, bunu yapan iki kişi. Suadi hangi cehennemin dibine girmişse oradan çıkarıp getireceksiniz. Hikayenin 15 güne kadar resimlenip basılması lazım. Aksi halde okuyucularımıza karşı rezil oluruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Müsabakanın kat'i neticesi belli oldu mu? Evet efendim. 7 numaralı resmin sahibi kazandı. Akademi resim bölümünde talebe. 19 yaşlarında bir kız. Suat'in yeni hikayesinin resimlerini çizecek kız 19 yaşında mı? Evet efendim. İsmi Filiz. Üsküdar'da oturmakta. Teyzesinden başka kimsesi yokmuş. Teyzesini de tanırsınız. Kim? Çocukları Koruma Derneği Başkanı Nezihe Hanım. Nezihe Hanım mı? Evet. Ha, hatırlarsınız. Geçen sene dergimizde çıkan bir yazıyı... ...çocuk ahlakına aykırı bulduğu için bizi mahkemeye vermeye kalkmıştı. Aptal herif! Karşıma geçmiş dır dır konuşuyorsun. Musabakayı kazandıracak başka bir insan bulamadınız mı? Bulamadınız mı ha? Benim elimden ne gelir efendim? Jüri Nezihe Hanım'ın yeğeninin resimlerini seçti. Sus! Bana şimdi jüriden de başlatma!
Nezihe Hanım'ın çocuk yazları hakkında ne kadar titiz davrandığını herkes bilir. Hele şimdi işin içinde yeğeni de olursa... Allah vere de Suat başımıza bir derd açmasa. Nezihe Hanım'a, Nezihe Hanım! İşte yavrum, küçük kardeş mecmuası bu binanın 4. katındadır. Oh teyzeciğim, o kadar heyecanlıyım ki. Canım, bunda heyecanlanacak ne var? Hadi gel gidelim. Peki. Ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Her şeyden evvel Suat'ı bulmak lazım. Gel! Müsabakayı kazanan hanımefendi geldiler. Sizinle görüşmek istiyorum. Derhal içeri alın. Sen de Suat'ı ara. Baş üstüne. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Müsabakayı sizin gibi cici bir hanımın kazanmasından duyduğum sevinci anlatmama imkan yok. Çok teşekkür ederim efendim. Beni mahcup ediyorsunuz. Hanımefendi? Herhalde beni unutmadınız değil mi Selim Bey? Ne münasebet Nezihe Hanım. Geçen seneki ufak bir anlaşmamazlıktan az kalsın kalplerimizi kırıyordu. Ufak bir anlaşmamazlık değildi efendim. Yazınız çocuklar için zararlıydı. Bugün de aynı şey olsa mecmuanızı kapatmak için elimden geldiği kadar çalışırım. Artık eski kırgınlıkları unutalım Nezihe Hanım. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ayrıca mecmuamda sizin gibi genç bir kabiliyetin de çalışacağından çok memnunum. Ben de çok memnunum efendim. Yeğenimin çocukları sevindirecek bir şeyde payı olması beni de çok memnun etti. Hasan amcayı tanımasak bile yazılarından ikimiz de onu seviyoruz. En çok Hasan amcayla çalışacağıma seviniyorum. İnanın yazdığı hikayelerden onu babam kadar çok seviyorum. Babanız gibi mi seviyorsunuz? Hı hı. Kim bilir ne kadar tonton adamdır. Acaba sakalı da var mı? Sakalı yok ama çok tontondur. Kendisiyle ne zaman tanışacağız? Hikayesini yazmak için Bursa'ya. Evet, Bursa'ya gitmişti. 2 güne kadar dönecek. Tabii, Hasan amca Bursa'da hem hikayesini yazıyor... ...hem de kahramanı Minnoş hakkında etütlerde bulunuyordur. Evet, şu anda etütler yaptığına eminim. Ulan Suat, ulan Suat. Hadi içelim Nanoş'um. Biliyor musun şekerim, gazinoda içtiğimiz Çin limonatasının lezzeti aynı bu içkininki gibiydi. Bir türlü anlayamıyorum. Acele etme güzelim, her şeyi yavaş yavaş öğreneceksin. Ne demiştik? Çin işi, Japon işi, bunu yapan 2 kişi. Biri erkek ki, neymiş? Biri dişi. Hadi canım gidelim. Beni nereye götürüyorsun sevgili? Çatımıza, yuvamıza gidelim. Ya, ya babam buraya gelirse? Merak etme, 15 gündür görüştüğümüz yok. Her tarafta beni aradıklarına eminim. Hatta burada bile. Peki, burası senin çalışma yerin mi yoksa? Her ikisini de idare ediyoruz. Hadi yavrum gel, gel baş başa olacağımız bülbül yuvamıza çıkalım. Bak şekerim, yuvamızı öyle beğeneceksin, öyle beğeneceksin ki. Tabii. Acelen ne sabahın köründe, patladın mı mübarek? Ne istiyorsun be?
Ne mi istiyorum? Baba! Buraya senin leşini sermeye geldim. 15 gündür nerelerdesin? 15 gündür nerelesin diyorum sana. Çabuk söyle, hadi! Şey babacığım, ya yeni hikayemi hazırlamak için dışarı gitmiştim. Evet, dışarı gitmiştim tabii. Minnoş hakkında etütler yapıyordum ya. Etüt mü yapıyordun? Ya? Peki hikaye hazır mı? Hikayem, tabii hazır babacığım. Nerede? Yukarıda. Hayır, o tarafta değil, bu tarafta. Bu esans kokusu ne? Esans mı? Hayır babacığım, sinekler için filit yapmıştım da onun kokusudur. Bak kerataları hala dolaşıyorlar. Oğlum, sen onu benim külahıma anlat. Nerede o kadın? Yukarıda değil mi? Şimdi ben... Ne kadını baba? Dur biraz dinle beni, nereye gidiyorsun? Vallahi billahi bu evde seninle ikimizden başka kimse yok babacığım, kimse yok diyorum sana. Abayıttık. Suat! Filit yaptın ha? Sen onu benim külahıma anlat. Baba, dur, gözünü çıkaracaksın baba, dur! Nereye gidiyorsun babacığım, rica ederim, dur biraz, bir dakikacık. Biraz olsun beni dinle baba. Seni dinlemek mi? Seni şeytanlar dinlesin. Hikayesi için etütler yapıyormuş. Yaptığın etüt belli. O kız yabancı değil ki baba, bizim aileden. Sus ulan! Bir de başıma akraba mı çıkartıyorsun? Sen adam olmazsın. Sen adam olmazsın. Ama ben sana yapacağımı bilirim. Babacığım dinleseydin biraz. Babam da hep böyle nazik zamanlarda gelir. Çalışabilmesi için tuttuğumuz yeri garson yer yapmış. Kim bilir oraya daha kimleri götürmüştür. Ulan hanım, bu çocuğu şımartıp bu hale getiren sensin. Ama bey, siz de kızdınız mı hırsınızı benden alıyorsunuz. Sus, cevap verme! Ben hırsımı istediğim insandan alırım. Tek çocuğumuzdur diye her istediğini yapan sen değil misin? Ama ben ona yapacağımı biliyorum. Onu işinden atıp evlatlıktan da reddedeceğim. Bakalım o zaman ne yapacak? Gene kızların peşinde koşabilecek mi? Bey, ne olursun kızım. Görür o. 10 parası kalınca aklı başına gelir. Günaydın anneciğim. Günaydın baba. Ulan buraya ne yüzle geliyorsun? Bey. Çık sarı. Allah rızası için. Çık. Babacığım beni dinlemiyorsun ki. Hemen sinirlenip bağırmaya başlıyorsun. Senin neyini dinleyeyim? Sen insanı sadece sinirlendirmek değil, tımarhanelik bile edersin. Rica ederim sakin olun, içime fenalık geldi. Senin de içine hemen fenalık gelir. Bak anneni ne hale sokuyorsun, utan! Sen üzülme anneciğim, ben şimdi kafeslerim onu. Emin ol baba, o kız bir arkadaşımın tanıdığıydı. Arkadaşın mı? Peki senin yatak odanda işi ne? Yatacak yeri yoktu da, hem sonra biz kardeş yattık. Aramızda hiçbir şey olmadı. Kardeş mi yattınız? Kime yutturuyorsun lan? Bir de utanmadan bana yalan söylüyorsun. Nedir senden çektiğim? Bir zamanlar Jale isimli bir kızla başımı derde soktun. Ona para verip Avrupa'ya gönderinceye kadar akla karayı seçtim. Artık yeter be! Sizi bir daha üzmeyeceğime söz veriyorum babacığım. Verin elinizi öpeyim de barışalım. Hayır! Hadi canım çocuğu üzme. Ver elini öpsün de barışın. Değil mi ya babacığım ver? Sen karışma hanım! Ben elimi veririm vermem sana ne? Sen bu işlere burnunu sokacağına git ev işleriyle uğraş! Hadi Allah! Peki aman Allah! Aman Allah! Allah! Of! Anasıyla ayrı uğraş, oğluyla ayrı uğraş! Aslan babacığım ver elini öpeyim de barışalım hadi ne olur! Yaşa babacığım yaşa! Bak beni iyi dinle! Hikayenin 15 günde resimlenip mecmuada çıkması lazım. Musabakayı kazanan genç bir kız. Eğer ona da sataşmaya kalkarsan seni öldürürüm. Lamıcım yok seni öldürürüm. Rica ederim babacığım, beraber çalışacağım mesai arkadaşıma karşı. Bunu benden nasıl beklersin? Senden her şey beklenir. Kızın teyzesi Nezihe Hanım. Geçen sene bir yazı yüzünden başımız derde girmişti. Aklını başına topla. Sen merak etme baba. Kız güzel mi bari? Ne dedin? Hiç baba, yani resim üzerine kabiliyeti var mı demek istedim. Çok kabiliyetli. Dediğimi unutma. Rahatsız etmeye kalkma kızı, teyzesi Nezihe Hanım başka kadınlara benzemez. Sen hiç merak etme baba, beraber çalışacağım kız aileden sayılır.
affedersiniz. Daha çok bekleyecek miyim? Selim Bey veya Hasan amca ne zaman gelirler? Randevumuz 10'daydı. Halbuki saat 12 oldu. Şimdiye kadar gelmiş olmaları lazımdı. Herhalde bir işleri çıkmış olmalı. Zaten paydos vakti de geldi. Saat 12 oldu, hala meydanlarda yok. Bu oğlan beni çıldırtacak. Kız hala dışarıda bekliyor mu? Evet efendim. Benim burada olduğumu söylemedin değil mi? Evet efendim. Daha gelmediğinizi söyledim. Sekretere tembih ettim. Bu yaştan sonra bir de yalancı olduk. Ulan Suat! Ulan Suat! Akşam saat 8'de buluşuruz yavrum. Kaçlıymış? 8'de. Güzel! Hadi yürü şimdi de endamını göreyim yavrum. Bir şey mi kaybettin cicim? Evet canım, aradığımı buldum. Dua et Peder Bey'le randevum var. Yoksa almıştım plaka numaranı. Hadi artık gidelim. Öğleden sonra geliriz. Peki canım. Birerle kol, birerle kol. Allah sağlık. Bir daha sefere teker teker beklerim şekerim. Eh be ya, bu kızlar dururken çalışılır mı baba be? Ha? Bugün hava ne kadar sıcak değil mi? Evet öyle efendim. Herhalde birisini bekliyorsunuz. Evet, Selim Bey'i bekliyorum. Ha? Selim Bey hala gelmedi mi? Hayır, randevumuz 10'daydı. Hala ne Selim Bey ne de Hasan amca var. Yoksa Hasan amcanın hikayesini resimleyecek olan siz misiniz ha? Evet, benim efendim. Güzel olan ne efendim? Yani Hasan amcayı tanırım da... ...beraber çok iyi çalışacağınıza eminim. Siz Hasan amcayı tanıyor musunuz? Evet. Acaba bugün gelir mi dersiniz? Herhalde gelir. Ama ne zaman gelir belli olmaz. Derhal kızın yanına git. Benim ve Hasan amcanın saat 3'te geleceğini söyle. Telefonla bildirdiler dersin. Kızı atlatmamız doğru mu acaba? Sana ne söylüyorsam onu yap! Ama... Kız gidince ben de çıkar Suat'ı ararım. Baş üstüne. Artık geleceklerini sanmıyorum. Ben biraz dolaşayım. Öğleden sonra tekrar uğrarım. Haklısınız. Ben de boşu boşuna beklemeyeyim. Sonra tekrar gelirim. Hem de biraz hava almış olurum. Allah'a ısmarladık. Ben de çıkıyordum zaten. Buyurun. Buyurun, buyurun. Filiz Hanım, bir dakika. Buyurun. Bir dakika. Ne var, ne oldu? Ne var İzzet efendi? Hasan amcadan bir haber mi var yoksa? Tanışıyor musunuz? Evet, salakgiller grubundandır. Ne var İzzet efendi? Selim Bey ve Hasan amca saat 3'te geleceklermiş de siz... Güzel, güzel, güzel. Biz zaten dışarı çıkıyorduk. Saat 3'te geliriz. Hadi gidelim canım. Gitti mi? Evet, gittiler. Gittiler mi? Beraber. Beraber mi? Evet, tıpış tıpış kızı götürdü. Kızı kim tıpış tıpış götürdü? Söylesene be adam! Suat Bey! Ne? Ya. Suat mı? Suat burada mıydı? Aptal herif! Suat'ın kızı götürmesine nasıl müsaade ediyorsun?
Nereye gittiler? Bilmiyorum efendim. Eğer Suat kıza sarkıntılık etmeye kalkarsa mahvolurum. Neziha Hanım bana neler yapar? Vay! Ulan Suat! Ulan Suat! Dünyada ne kaba insanlar var. İnsan birisine randevu verdi mi saatinde bulunur değil mi efendim? Evet öyle ya. Ya? Acaba şimdi nerede oturup beklesem? Aa, bakın bildiğim çok iyi bir yer var. Orada oturur bekler, hem de soğuk bir içkiyle serinlemiş olursunuz. Sonra birbirimizi de tanımış oluruz. Bana böyle bir teklifte bulunmaya utanmıyor musunuz? Ben sizin bildiğiniz kızlardan değilim, küstah! Beni yanlış anladınız. İnanın kötü bir maksadım yok. Daha ne olsun, utanmadan bana içki içmeye teklif ediyorsunuz. İçki? İçki mi dedim? Hayır, limonata. Evet, limonata demek istemiştim. Oranın Çin limonatası o kadar meşhurdur ki, içince siz de bana hak vereceksiniz. Ne olur beni kırmayın. Hakkımdaki yanlış düşüncenizi de değiştirmek için bana bir fırsat vermiş olursunuz. Bilmem ki, artık hiç kimseye güvenim kalmadı. Göreceksiniz, güvenebileceğiniz tek insan ben olacağım. Bilmem ki. Bakın terlediniz de, soğuk bir limonatanın her ikimizi de serinleteceğinden eminim ha? Peki. Nasıl olsa bir yerde oturup beklemem lazım. Güzel. O halde gidebiliriz ha? Peki. Buyurun efendim, yeni limonatalarınız. Aa, gene mi? Hayatımda bu kadar keskin limonata içtiğimi bilmiyorum. Kuzum, bunu nasıl yapıyorsunuz, söylesenize. Bu hususi Çin limonatası olduğu için ne şekilde yaptıkları sırdır. Çin işi, Japon işi, bunu yapan... iki kişi. İçelim. Peki, içelim. Afiyet olsun efendim. Başım dönmeye başladı. Sıcaktandır canım. Sonra Hasan amca randevusuna gelmediği için biraz sinirlendiniz tabii. Biraz insan randevusuna sadık olmalı değil mi? Sahi siz Hasan amcayı tanıyor musunuz? Evet. Nasıl bir insandır? Hasan amca dünyanın en tatlı adamıdır. Görünce onu siz de seveceksiniz. Zaten yazılarımdan onu babam kadar çok seviyorum. Babanız kadar mı? Biraz başka türlü gözle baksanız iyi edersiniz. Niçin canım? Bir insanın çocuklar için bu kadar güzel yazılar yazabilmesi için çok şirin, çok tonton olması lazım. Evet, zaten çok şirin ve tonton bir insandır ya. Hadi içelim. Bu limonata bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Neyi? Necdet'le bir toplantıya gitmiştik. Orada içtiğim üzüm suyundan sarhoş olmuştum. Meğerse içine içki karıştırmışlar. Ne ahlaksızlık değil mi? Evet, çok ahlaksızlık. Bu Necdet diye bahsettiğiniz kimseyle aranızda arkadaşlıktan başka bir bağınız var mı? Pek yok sayılmaz. Çocukluk arkadaşımdır. Sözlüyüz de. Ama şimdilik ikimiz de çalışıp hayatı tanımak istiyoruz. Ya öyle mi? Sizin sözlü veya nişanlınız var mı? Kim, benim mi? Yok canım, benim kadın ve kızlarla hiç alakam yoktu. Ya. Yalnız vaktiyle Jale isminde bir kızı sevmiştim. Benden çabuk bıkmış olmalı ki çabucak terk etti. Terk mi etti? Herhalde çok üzülmüşsünüzdür. Evet, biraz üzülmüştüm ama şimdi bunun ne kadar manasız olduğunu çok iyi anlıyorum. Hele sizi tanıdıktan sonra. Kulağımın içine üflediğinizin farkında mısınız? Evet, farkındayım. Hareketiniz biraz fazla samimi değil mi? Saçlarınız ne kadar güzel, ipek gibi. Ne oldu? Artık gitmem lazım. Oturun canım, daha limonatamız bile bitmedi. Hadi içelim. İçelim, içelim ama geç kaldım. Hasan amca beni bekler. Boş verin canım, bu sefer de Hasan amca sizi bekleyiversin. Hiç öyle şey olur mu? Suat Bey, yeğenim küçük kardeş mecmuasına bir imzanızı rica ediyor. Küçük kardeş mi? Evet, sizin hayranınızdır da ama Hasan amca ismiyle imza etmenizi rica ediyor. Ne? Hasan amca siz misiniz? Evet, ben Hasan amca. Demek siz Hasan amca ha? Evet. Ama nasıl olur, olamazsınız ki. Keşke olmaz olsaydım ama bakın. Siz ihtiyar tonton bir adam değilsiniz. Evet, değilim.
Nasıl, beni yakışıklı mı buldunuz? Siz bir sahtekarsınız, bir yalancı! Bana yalan söylediniz, beni kandırdınız! Hayır canım, size bir sürpriz yapmak istedim, hepsi o kadar! Sürpriziniz başınızda patlasın! Bunu sizin yanınızda bırakmam, görürsünüz! Durun bir dakika, beni dinleyin canım! Çekin ellerinizi üstümden! Bak, gidiyor musunuz? Bu limonatalar benden! Hem de vodkasıyla beraber! Ne? Vodka mı? Çin işi, Japon işi! Bunu yapan iki kişi ha! Yaksızla! Durun da size bir şey anlatacağım, bakın! Derdinizi mahkemede anlatırsınız artık! Bir dakikacık ama! Vos! Eyvah! Pot kırdık galiba Suat Bey! Kafan kırılaydı, değil mi? Kız da pek hızlıymış! Şimdi ne olacak? Bana olanlar oldu! Defol karşımdan! Bundan sonra olanlar asıl babama olacak! Bir dakika beni dinlemenizi rica ediyorum Nezihe Hanım! Belki bir yanlışlık vardır efendim! Bunun yanlışlık neresinde ha? Utanmadan beni gazinoya götürüp limonatanın içine içki karıştırmasını biliyor ama! Neymiş? Çin işi, Japon işi! Görür o! Öyle bir adamın çocuklara yazı yazması değil, cemiyet dışı edilmesi lazım! Görürsün sen, mecmuayı kapattırıp seni mahkeme kapılarında süründüreceğim, yürü gidelim! Nezihe Hanım, bir dakika efendim, arz edeyim hanımefendi! Sus! Allah seni kahretsin! Allah seni kahretsin be! Bir şey mi oldu Selim Bey? Niye sinirlendiniz? Suat! Benimle alay mı ediyorsun? Ne diye Suat'ın kızı götürmesine müsaade ediyorsun ha? Niye yapabilirdim efendim? Konuşmama bile fırsat vermedi! Gelin tutulsun da hiç konuşamayayım! Defol! Defol karşımdan! Ulan Suat! Ulan Suat! Sen adam olmayacaksın! El alemin namuslu kızını gazino köşelerine götürüp limonata diye içki içirmeye utanmıyorsun! Bey! Ne olur sakin ol! Sen sus, karışma hanım! Babacığım, sadece beraber çalışacağım arkadaşımı tanımak istemiştim mi? Hepsi o ya. Kadar! Tanımak istemişmiş ulan! Canım, kötü bir maksadı olmadığını söylüyor çocuk! Malımı bana mı öğretiyorsun? Daha 6 aylıkken dadısını sıkıştırmaya kalkan adamdan hayır mı beklersin? Size çekmişim babacığım, ne yapayım? Ne dedin? Ulan! Ne olur yapmayın! Al çocuğunu başına çal! Bunca senedir çalışıp meydana getirmeye uğraştığım bütün emeklerim ziyan oldu! Nezihe Hanım beni mahveder! 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 Ah, niçin böyle yapıyorsun ha oğlum? Sen bizi yalnız bırak anne! Bu işin niçin bu kadar büyütüyorsunuz anlamıyorum baba! Bilmem! Bir çaresini bulacağız herhalde! Ne çaresinden bahsediyorsun? Nezihe Hanım'ın nasıl bir kadın olduğunu çok iyi bilirim! Hele işin içinde bir de çocuk mevzu bahsolursa yandık! Buldum! Buldum babacığım! Anlamadım! Ne buldun? Nezihe Hanım'la yeğeninin en büyük zaafı çocuk değil mi? Ne olacak? Tamam! Benim vaktiyle evli olduğumu, karımın öldüğünü, ondan bana bir çocuk kaldığını söyleyeceksin! Anlamadım! Anlaşılmayacak bir şey yok ki baba! Çocuğun çok yaramaz olduğunu, 7 senedir elinden çekmediğim kalmadığını... Kahrımdan kendimi içkiye verdiğimi, bazen ne yaptığımı bilmediğimi, ara sıra şuurumu kaybettiğimi söyleyeceksin, işte hepsi o kadar! Sus! Şimdi şuurumu ben kaybedeceğim! Çocuk nerede ulan? Aman be baba! Himayenizdeki yuvanın en yaramaz çocuğunu bir günlüğüne alıp, onlara kendi çocuğum olarak göstereceğiz! Böylece de onları en zayıf yerlerinden vurmuş olacağız! Ali tam sizin istediğiniz tiple bir çocuktur Selim Bey. Teşekkür ederiz Müdür Hanım. Ali'yi yarın getiririz. Yalnız içeri gelin, kağıtları imzalamamız lazım. Hay buyurun. Ne yapacağını anladın değil mi çocuğum? Anladık, anladık ama... Senin benim kadar çocuğun var mı da bana çocuğum diyorsun? Hı? Ah. Affedersin delikanlı... Bu kavanozun içinde ne var? Karınca! Karınca mı? Bu kavanozu epey yanında mı taşırsın? Evet! Bu kavanoza dokunacak! Daha anasının karnından doğmamıştır! Ya! İstersen bir tecrübe et! Yo! Neme lazım? Demek şu meşhur Hasan amca sensin ha? Evet benim ya! Yazdığım palavraları çocuklar nasıl okuyor anlayamıyorum! Palavra mı? Bana baksana sen, benim kadar iyi çocuk hikayesi yazan yoktur! Boş ver, bu palavralara karnımız tok! Bana bak, ağzını topla yoksa... Ne var, ne oluyor?
Kafamı kızdırmayın, şimdi sizinle gelmekten vazgeçerim. Dur oğlum, sen onun sözlerini... Özel havalilikten de hoşlanmam. Hadi, gideceksek gidelim. Hay Allah müstahakını vermesin. Nereden girdik bu işe? Hoş geldiniz. Haklısınız. Size karşı çok kaba hareket ettiğimi biliyorum. Ama gerçeği anlatınca bana hak vereceksiniz. Lütfen oturunuz. Bu hikaye bundan 8 sene evvel başlar. O zamanlar çok mutluydum. Çünkü benim için her şey olan sevdiğim kadınla yeni evlenmiştik. Her şeyi toz pembe görüyor... ...dünyada bizden daha mutlu bir kimsenin bulunacağına inanmıyorduk. Gerçekten de öyleydi. Yakında doğacak olan aşkımızın meyvesi çocuğumuzu bekliyorduk. Ama her şey çocuğumuzun dünyaya gelmesiyle son buldu. Çünkü karım oğlumuzu dünyaya getirirken hayata gözlerini yumdu. Ah! 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 Bu anı tekrar yaşamak bile bana sonsuz bir acı veriyor. Karımı kaybettikten sonra hayat benim için zehir oldu. Fırat zavallı! Onu unutmak için kendimi içkiye verdim, durmadan içiyordum. Çocuğumun bile farkında değildim. Benim için artık her şey bitmişti. Birkaç sene sonra çocuğumun büyümesiyle yavaş yavaş karımı unutmaya çalışıyordum. Fakat çocuğum büyüdükçe huysuzlaştı. Anasızlık onu hırçınlaştırdı. Adeta bir canavar haline gelmişti. Benim yanımdan ayrılmıyor. Yaramazlıklarıyla beni deli ediyordu. Ben de bazen ne yaptığımı bilmeyecek hale geliyordum. İşte size de kendimi bilmediğim bir anda rastladım. Şimdi oğlumu görünce siz de bana hak vereceksiniz. Bir dakika. Vah zavallı evladım vah. Ah teyzeciğim, ne talihsiz adammış. Ya size söylemiştim, yoksa oğlum kötü bir insan değildir. Hadi bakalım, içeride ne yapacağını biliyorsun değil mi? İstediğin kadar yaramazlık yapmakta serbestsin. Peki, anladık. İzahata lüzum yok. İşte, oğlum Ali. Şimdi onu yakından tanıyınca bana hak vereceksiniz. Nasılsın oğlum? Teşekkür ederim hanımefendi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ya siz küçük hanım? Teşekkür ederim. Sizlerle tanıştığıma ne kadar memnun oldum bilemezsiniz. Aa! Aa! Hı? Sizin canavar dediğiniz çocuk bu mu? Ali... Kendinize gelin babacığım. Kusura bakmayın, babamın ara sıra katırlığı tutar. Seni yalancı hilekar seni! Tatlı yalanlarınızla bizi kandıracağınızı zannettiniz. Yürü teyzeciğim! Gidelim kızım. Görürsünüz siz! Durun canım, daha yaramazlık saati değil, 10 dakika var. Balonuzumu atarsın ha? Sana ona dokunulmayacağını söylemiştim. Al sana. Aa, baksana. Al işte. Kaç defa söyledin sana kavanozuma yedi. Bakın işte başlama saati geldi. Ben bilirim bu çocuğu. Yapma oğlum, dedeni dinle. Işte. Vur, daha vur, daha vur. Gel seni. Al sana. Gördünüz mü işte? İnandınız değil mi hanımefendi? Alıyorum. Ama kızım. Al. Şimdi götürürüm onu. Bırak beni. Bırak beni diyorum sana. Karıncalarım anası vurur
İnandınız değil mi? İnandınız mı? Ne olur söyleyin. İnandık, inandık. Tabii, inandık. Tabii. Oh. Öf be, öf. Neyse, kapadım olayı. Artık daha fazla bir şey söylememe lüzum var mı bilmiyorum. Gözleriniz de gördünüz. Ama kabahat çocukta değil ki. Değil mi? Peki kimde? Bizde mi? Tabii. Çocuğu eve kapamışsınız. Gayet tabii huysuzlaşır. Onun tabiatla baş başa kalması lazım. Madem ki bundan sonra beraber çalışacağız, onu da beraber gezdiririz. Öyle değil mi teyzeciğim? Sizler ne dersiniz? Tabii evladım. Değil mi Selim Bey? Ha evet öyle ya. Evet. Yarından tezi yok, onu beraber gezmeye götüreceğiz. Ha? Yarından mı? Yarından itibaren gezmeye mi götüreceğiz? Fakat şey nasıl olur? Pek uzaklara gitme Ali. Biraz ileride bir karınca yuvası var. Hemen şuracıkta, merak etmeyin. Olur ama sakın geç kalma, olur mu canım? Olur olur. Hemen. Demin yanınızdaki kız kimdi? Yengen, eski bir tanıdık. Ah, ne kadar da çok tanıdığınız var. Neyse, Ali tabiatla baş başa kalınca neşesini buldu. Artık eski huysuzluğu yok değil mi? Evet, yok. Biraz canınız sıkılmışa benziyor. Biraz. Size hak vermiyor değilim. Başınızdan o kadar çok şey geçmiş ki. Eksik olmayın. Jali isimli bir kadından bahsetmiştiniz. Sizi terk etmişti hani. Çok mu merak ettiniz? Biraz. Jali ile 3 gün içinde birbirimize aşık olmuştuk. Karımın yerini alır diye düşünmüştüm. Ama yaşlı zengin birini bulunca beni terk etti. Bu da size ikinci bir darbe olmuştur. Ama üzülmeyin canım, cesur olmalısınız. O sizi aldattıktan sonra. Allah aşkına, siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Halinize bakmadan bir de beni teselli etmeye kalkıyorsunuz. Ya. Ne varmış benim halimde? Kendinin ne olduğunu bilmiyor musun? Eminim ki hayal kırıklığına uğramış, dar görüşlü, kendini beğenmişin birisin. Bunları ne cesaretle bana söyleyebiliyorsunuz? Dahası da var. İddiaya girerim ki şimdiye kadar seni kimse öpmemiştir bile. Kimsenin öpmediği belli. Bu gidişle evde kalmış ihtiyar kız olmayan amzetsin. Evde kalacak ihtiyar kız mı dedin? Necdet bana 4 senedir evlenme teklif ettiği halde cevap vermeyen benim. Bu lafları çok işittik. Hem canım isterse sadece Necdet değil, elimi sallasam 50 erkeği peşimden koştururum. Belli. 2 saattir buradayız, sana bakan bir tek erkek bile görmedim. Bir tek erkek bile görmedin mi? Hı? Görürsün şimdi. Görelim bakalım. Yürü işte. Seyredelim biraz ya. Çok güzel. Hadi yürü. Hoşuma gitti yani.
Oraya bakın çocuklar, kız pas veriyor. Bize pas veriyor çocuklar, bana bak. Hadi biz de gidelim. Hadi beraber gidelim. Hadi beraber gidelim. Hayatınızda hiç kadın görmediniz mi? Peşimden gelmeye utanmıyor musunuz? Terbiyesizler! Ah, model gibi kız ama biraz fazlaca ateşli. Bu gibiler bize yaramaz. Hadi biz dalgamıza bakalım, yürüyün hadi. Ya. Herifte amma çene varmış ha, elim parçalanıyordu. O ukala herife nasıl patlattın yumruğu? Bir midesine, bir çenesine. Adamı beşlik simit gibi otobüsten attın. Seninle iftihar ediyorum. Sağ ol. Ama senin de gözünü şişirmişler bakıyorum. Aa, boş ver. Elinizin pansumanı için su hazır. Merci. Hadi Ali, sen de biraz yatağına uzan, istirahat et bakalım. Peki. Bugün çok neşeli vakit geçirdik. Her günümüzün böyle geçmesini isterim. Güzel. Oğlunun sana nasıl baktığını fark ettin mi? Onun gözünde tam bir kahramandın. Bundan sonra iyi geçineceğinizi sanıyorum. Ver elini. Oh. Çok mu acıyor? Evet. Acaba otobüsteki hareketimde haksız mıydım? Canım, adam da böyle bir hareketi hak etmişti. Ali ne de olsa bir çocuk. Bugünkü sözlerim için özür dilerim. Özür dilemene lüzum yok. Pek de haksız sayılmazsın. Hakikaten kendime, giyinişime hiç dikkat etmiyorum. Bilakis, göründüğünden çok daha güzelsin. İnsan bazen yanında olan saadetini fark etmeyecek kadar kör oluyor. Peder beydir, hikaye hazır mı diye sormaya gelmiştir, ben açarım. Buyurun bakalım. Ah, sevgilim! Jale! Beni beklemiyordun değil mi sevgilim? Sana bir sürpriz yapmak istedim. Ne oldu sevgilim? Gelin sizi tanıştırayım, gel. Yeni hikayemin resimlerini çizecek olan Bayan Filiz, eski arkadaşlarımdan Jale. Memnun oldum. Ben de. Özür dilerim, elinizi ıslattım. Suat Bey'in elini temizliyordum da, dövüştü bugün. Hem de iri yarı bir adamla, parmakları incinmişti. Ya, demek görmeyeli, artık kadınlar için dövüşmeye de başladı. Canım! Artık ben gitsem fena olmayacak. Çok geç kaldım, Allah'a ısmarladık. Müsaadenizle yani. Güle güle. Hay Allah! Bakıyorum hiçbir şey değişmemiş. Her şey eskisi gibi yerli yerinde. Sadece değişen ziyaretçiler. Avrupa'dan ne zaman döndün sen? Dün. Eğer yaşlı sevgilimi de merak ediyorsan, ondan da bıktım. Sensiz yapamayacağımı anlayarak tekrar sana döndüm sevgilim. Dur Jale, boğuluyorum, nefes alamıyorum. Daha burada mısınız? Ben sizi gitti zannediyordum. Su kabını mutfağa bıraktım da. Jale, Filiz Hanım'la çalışmamız lazım da. Öyle mi? Peki şekerim. Zaten benim de yeni evimi yerleştirmem için gitmem gerekiyor. Yarın tekrar seni görmeye gelirim. Tabii. Suat kendi ellerini pansuman yapacak kadar büyümüştür küçük hanım. Bay bay sevgilim! Güle güle, güle güle! İşte merak ettin, Jale'yi tanımış oldum. Evet, tanımış oldum.
Bundan sonra hikayenin resimlerini onunla yapsan daha iyi olur. Anlamadım. Öyleyse anlatayım, istifa ediyorum. Senin gibi ahlaksız biriyle çalışmama imkan yok. İşi yarıda bırakıp gidemezsin de, hem onun buraya gelmesinde benim ne kabahatim var? Buraya gelenlerin yalnız jale olmadığını şimdi çok iyi anlıyorum. Belki dediğin gibi evde kalmış ihtiyar bir kız olabilirim. Ama senin gibi ahlaksızın elinde de asla oyuncak olma. Ben sana evde kalacaksın demek istemedim ki. Beni yanlış anladın, dur dinle bak. İşler bozuldu galiba. Evet. Zannedersem benim de vazifem burada bitmiş oluyor. Evet. Artık yuvana dönebilirsin. Al şu 10 lirayı yol parası yap. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ne oldu şekerim, niye sinirleniyorsun? Bak sana soğuk bir içki getirdim, sinirlerine iyi gelir. Alayın sırası değil, hiçbir şeye yazamıyorum. Beynim adeta durdu. Küçük hanımdan ayrıldığınızdan beri çalışamıyorsun. Demek sana bu kadar tesir etmiş. Bana o cadıdan bahsetme Allah'ını seversen. Onu hatırladıkça büsbütün asabım bozuluyor. Peki şekerim. Sen üzülme, bir daha hiç bahsetmem. O ne? Karınca. Bu çocuğun karıncaları da bütün evi istila etmiş. Niçin karıncalar üzerine bir hikaye yazmıyorsun? Hı? Hı? Karınca mı? Karınca mı dedin? Hı hı. Niye olmasın? Öyle ya. Niye olmasın? Küçük karıncanın başından geçenler. Hiç de fena fikir değil. Bu hususta bana en büyük yardımcı Ali olabilir. Yaşa! Bu fevkalade bir hikaye olacak. Hı hı. Herkesin beğeneceğine eminim. Karıncanın adı Sayın Çıtkırıldım olacak. He? Çocukluk günlerini birkilerde geçiren mütevazi bir kırıntı taşıyanlar ailesinin çocuğudur. Başından bir sürü macera da geçecek. Tabii, bak, bir tırtıldan boks dersleri alacak. Büyük bir tohum soygununa ismi karışacak. Bir vodvilde bir Ağustos böceğiyle beraber şarkı söyleyecek. La la la! Sonunda da çok iyi bir karınca ile evlenecek. Çocukları olacak, mesut yaşayacaklar. Hikayenin sonunda Çıtkırıldım'ın evlenmesini niçin istedin Ali? İçinden mi geldi? Ne bileyim, herkesin bir ailesi, çoluk çocuğu olmaz mı? Belki ben de annemi babamı hiç tanımadım da ondan istiyorumdur. Acaba bir gün beni evlat edinirler mi dersin? Gayet tabii. Eğer uslu bir çocuk olursan bir gün seni seven biri çıkar elbet. Ben de bundan sonra uslu olacağım. Şimdi gidip arkadaşımın yatağına koyduğum kertenkeleyi çıkartayım da uslanmaya başlayalım. Güzel, aferin. Hediyene çok teşekkür ederim. Buna yeni karıncalarımı koyacağım. Allah'a ısmarladık. Güle güle Ali. Seni tekrar görmeye geleceğim. Gel. Eğer bu hikayenin çok iyi olmasını istiyorsan, Filiz abla ile beraber çalışman lazım. Bunu unutma. Buyurun efendim. Sendeki bu değişikliğe hayret ediyorum Filiz. Şaka maka değil, adam akıllı değiştin. Artık ben de dar görüşlü değil, her modern kız gibi şık olmak istiyorum. Yoksa sana dar görüşlü olduğunu söyleyen mi oldu? Evet Necdet. Kaba adamın biri söylemişti. Kim o? Mühim değil. Artık dansı bıraksak, sıkıldım. Peki şekerim. Madem ki değişikliğe karar verdin, evlenmemizi de düşünsen fena olmaz.
bu gecenin doğum günü partisi değil de düğünümüz olmasını çok isterdim. Acele etme, o da olacak. 4 senedir aynı şeyi söylüyorsun. Korkarım bu gidişle seni beklemekten ihtiyarlayacağım. Merak etme, ihtiyarlamazsın. Merhaba çocuklar. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba efendim. Nevzat Bey, bu akşam yeni gelecek inşaat malzemesi hakkında konuşabileceğimizi söylemişsiniz. Kabil olacak mı? Tabii. Kusura bakma şekerim, iş için görüşmem lazım. Rica ederim. Buyurun efendim. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Burada? Filiz Hanım'ı görmeye geldim, kendisi buradaymış da. Ha? No, beni tanımadınız galiba. O kadar değişmişsiniz ki birden tanıyamadım. Ne istiyorsunuz benden? Yepyeni bir hikaye hazırladım, yarın derhal çalışmanızı istiyorum. Sizinle çalışmayacağımı daha evvel de söylemiştim. İnatçılığın sırası değil, bu işte ikimizin de bir takım menfaatleri var. Filiz Hanım, bu dansı rica edebilir miyim? Dans mı? Çok mu tuhafınıza gitti? İçeride çalan tango filan değil, twista. Öyle mi? Kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Durun canım, vazgeçin, içeridekilere kendinizi güldürmeye lüzum yok. Biraz sonra kimin kime güleceğini görürüz. Çok teşekkür ederim. Fevkaladeydin sevgilim. Teşekkür ederim. Eğer siz de oynamayı arzu ediyorsanız size bir kasap havası çaldırabilirim. Yanılmışım. Kim bu Bey Filiz? Sizleri tanıştırayım. Nişanlım Necdet. Meşhur Hasan amca. Demek meşhur Hasan amca sizsiniz. Evet efendim. Benim. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Pekala, yeni hikayeniz neymiş bakalım? Okuman için getirmiştim zaten. Peki, sonra okur. Neymiş bunlar? Hey, ne yapıyorsunuz? Kağıtlar yırtılacak. Cebini yırttınız, dikkat etsenize. Yırtıldıysa yırtıldı, ne yapalım yani? Zaten kabahat bende ki buraya geldim. Senin karınca resmi çizemeyeceğini düşünmeliydim. Sen yalnız köpek resmi çizebilirsin. Ne? Ben her şeyin resmini yapabilirim. Hatta senin gibi fasulye sırıklarının bile. Ne? Sen resimlerle uğraşacağına, nişanlının cebini diksen daha iyi edersin. Kör müsün be? Karınca resmi yapamazmışım ha? Sen resimden ne anlarsın, koca budala? Alo! Sen misin Suat? Evet. Hikayeden ne haber, hazır mı? Anlamadım! Hikayeyi değiştirdim. Evet. İsmi Karınca Çıtkırıldım'ın maceraları. Yalnız resimleri çizecek yeni bir ressam aramanız lazım. Yeni bir ressam mı? Peki kızı ne yaptın? Alo! Bu oğlan beni çıldırtacak. Şimdi de hikayeyi değiştirmiş. Belki daha iyisini bulmuştur efendim. Karıncadan hikaye olur mu be? Niçin olmasın efendim? Sus! Bana karşı mı geliyorsun? Ben olmaz dedim mi, olmaz!
Kapı açık, girebilirsiniz. Buyurun, karıncanın resmi. Eh, fena değil. Ama pek de muvaffak olmuş bir resim sayılmaz. Bunu ben de biliyorum. Karıncanın karakterini bilmiyorum ki. Her şeyden evvel hikayeyi okumam lazım. Ne bağırıyorsun be? Senin karşında sağır mı var? Hikayeyi okuyacaksın tabii. Ali nerede? Ortalıklarda gözüktüğü yok. Ali mi? Babaannesine gitmişti, onun yanında. Aa, peki. Hasta filan değil ya. Yok, hayır. Dün gece için özür dilerim. Sana ve nişanlına karşı kaba hareket ettim. Benim de senden özür dilemem lazım. Ben de sana karşı kaba hareket ettim. Yok canım, sen bir şey yapmadın ki. Nasıl yapmadım? Bir kere sana fasulye sırrı dedim. Bu bir şey değil ki. İstersen bundan sonra birbirimizi kırmayacağımıza söz verelim. Söz mü? Söz. Filiz. Suat. Seni seviyorum Filiz. İnan bana. İstersen yarın hemen nikah muamelesine başlayabiliriz. Sevgilim benim. Elimden geldiği kadar seni mesut edeceğim. Oğlun Ali'ye de iyi bir anne olmaya çalışacağım. Ali'ye mi? Ona annesini hiç aratmayacağım. Hiç. Filiz, sana söylemem icap eden bazı şeyler var. Hayır sevgilim, sus. Hiçbir şey söyleme. O kadar mesudum ki bilemezsin. Adeta rüya görür gibiyim. Uyanmaktan korkuyorum. Derhal teyzemi bulup ona her şeyi söylemem lazım. Bugün himayenizdeki yuvaya gidecekti. Onu orada bulabilirim. Teyzem bugün bizim yuvaya mı gidecek? Evet, bugün kuruluş yıl dönümü olduğu için kimsesiz çocuklara hediye dağıtacaklar. Hemen gitmem lazım. Bir dakika Filiz. Beni dinle. Halletmemiz icap eden bir mesele var. Necdet'imi düşünüyorsun? O anlayışlı çocukları merak etme sevgilim. Selim Bey, Suat'ın size söyleyecekleri var. Hayırlı bir haber. Anlaşmadık. Dur gitme Filiz. Akşama görüşürüz sevgilim. Nedir bu rezalet? Cevap versene! Dilini mi yuttun be adam? Konuşsana! Baba, Neziha Hanım var ya... Neziha Hanım'a ne olmuş? Ya, şu anda nereye gidiyor biliyor musun? Nereye? Ali'nin bulunduğu himayenizdeki yuvaya. Ne olmuş ki derse? Ha? Ne? Ali'nin bulunduğu yuvaya mı? Hadi baba kaçalım, tabana kuvvet! Şimdi toplarız. Hava da bugün çok güzel şartlar. Ali! Suat amca! Gel buraya çabuk! Hediyeler hepsine yeter umarım. Suat! Suat sevgilim, sen burada ne arıyorsun? Demek dayanamayıp teyzemle konuşmaya geldim. Evet, konuşmaya geldim, konuşmaya. Hadi gel konuşalım, konuşalım. Ali, sen de mi buradasın? Ben seni babaannenin yanında biliyordum ya. Oradaydı. Baban sana hayatındaki büyük değişiklikten bahsetti mi Ali? Artık hep beraber, üçümüz bir arada yaşayacağız. Üçümüz mü? Üçümüz. Sen onun oğlu değil misin? Oğlu mu? Ali Suat Bey'in oğlu değil ki. Yuvamızın çocuklarındandır. Ama nasıl olur? Onun evi.
evindeydi. Ona hep baba diyordu. Baba mı diyordu? Suat beyler sadece Ali'yi birkaç gün için yanlarına istemişlerdi. Hepsi o kadar. Demek bana gene yalan söyledin. Gene beni aldattın. Sana her şeyi anlatmak istedim ama sen dinlemedin ki. Artık senin yalanlarını dinlemekten bıktım, bıktım! Bana inan, bu işi teyzenden korktuğumuz için yapmak zorunda kaldık. Sana inanmak mı? Senden nefret ediyorum. Küçücük bir çocuğu oyununuza alet etmeye utanmıyorsunuz. Artık aramızda her şey bitti. Her şey! Hadi sen içeri gir Ali. Ben onlara gösteririm. Beni aldatmak neymiş görür onlar. Doğru. Doğru. Haklısınız hanımefendi. Aa! Müdür ağabey, çocuklar kaçalım! Ha? Şu haline bak soytarı herif. Görürsün sen. Gazeteni kapattırıp seni mahkeme kapılarında süründüreceğim. Maskara! Puh! Ulan Suat! Ulan Suat! Ulan Suat! Bak Nonoş'um, ben sana ne getirdim? Teşekkür ederim. Hadi artık canım, bu asık suratlılığı bırak. Üzülecek hiçbir şey kalmadı ki. Hikayeni bitirdin. Mecmuada bile basıldı. Sonra Nezihe Hanım da babanı dava etmekten vazgeçti. Daha doğrusu Filiz vazgeçirdi. Her neyse. Bak, güzel bir fikrim var. Bütün bu geçenleri unutmak için beraberce bir seyahate ne dersin? Hı? Fena fikir değil. Hadi canım, içelim. Bu küçük bey sizinle görüşmek istiyor efendim. Alev, burada ne işin var? Kaçtım. Kaçtın mı? Peki benim burada olduğumu nereden öğrendin? Apartmanındaki kapıcı söyledi. Ben de otobüse atlayıp geldim. Yol parası için bana verdiğin 10 lira kâfi geldi. Fakat Ali, senin tekrar geri dönmeni icap edecek. Tekrar kaçarım. Ayakkabılarım boyasız diye o adam kafama vurdu. Kimden bahsediyorsun Ali? Hangi adamdan? Kimden olacak, Necdet'ten. Bugün Filiz abla ile evleniyorlar. Ha? Beni de evlat edineceklermiş. Seni evlat mı edinecekler? Olamaz. Seni o adamın eline bırakamam. Cale? Evet sevgilim. Arabanı alabilir miyim? Tabii şekerim, beraber gideriz. Gel bakalım Ali, hadi. Beni burada bekleyin. Peki Suat amca. Kimi aradınız beyefendi? Filiz Hanım'la görüşmek istiyorum. Yukarıda odasında hazırlanıyor. Görüşemezsiniz. Nereye gidiyorsunuz? Ne arıyorsun burada? Ne mi arıyorum? Buraya senden konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın? Bu adamın Ali'nin babası olmasına göz yumamam. Zavallı çocuk biraz evvel kaçıp bana geldi. Ona bunu yapamazsınız. Eğer Ali'yi bu derece seviyorsan niçin ona bir yuva temin etmiyorsun? Beğenmediğin adam hiç olmazsa Ali'nin mesuliyetini üzerine alıyor. Sen Ali'ye ne yaptın? Cevap versene. Yaptığın sadece yalanlarına o çocuğu alet etmek oldu. Susuyorsun. Konuşsana. Yanılmışım. Haklı olan sensin. Onu burada bırakıyorum. Saadetler dilerim.
Dinle Ali, senden konuşmam lazım. Necdet Bey aslında fena bir adam değil. Belki sen de onu sevebilirsin. Bir tecrübe etmekten ne çıkar? Sen Necdet'i seviyor musun? Hayır. Gerçi ben sevmiyorum ama bu hiçbir şey ifade etmez. Sonra Filiz gibi mükemmel, iyi kalpli bir insan asla kötü bir adamı sevemez. Fakat Suat amca, ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Ali. Fakat mesele bu değil. Filiz sana yardım edecek, emin ol. O dünyanın en iyi insanıdır. Onun sana vereceği saadeti kimse veremez. Allah'a ısmarladık. Evlat edinseydin memnun olurdun değil mi Suat? Bu imkansız, kanun var. Çocuğu evlat edinebilmek için evli olmak, bir aile olmak lazım. Biz ikimiz bir aile teşkil edebiliriz. Niçin olmasın? Hem ben çocukları çok severim. Senin için her şeyi yapabilirim sevgilim. Hı? Hiç fena fikir değil. O zaman tercih hakkı Ali'ye ait olacak. Tabii o da bizi seçecek. Hemen teşebbüs edip dilekçeyle vaziyeti izah ederiz. Ali'nin gidebileceği gayet iyi yatılı bir okul da biliyorum. Yatılı okul mu? Hı-hı. Ali yatılı okula falan gidemez, o bizden oturacak. Canım gene bizim ne olacak? Bayram ve tatillerde bize gelir. Diğer zamanlarda biz de baş başa kalmış oluruz. Anlaşıldı, unutalım bunları. Niçin bana karşı bu kadar alakasızsın? Ne kadar güzel günler geçirmiştik. Hem artık eskisi gibi kavga da etmiyoruz. Evet. Artık kavga etmiyoruz. Çünkü birbirimizi sevmiyoruz ondan. Halbuki insan ancak sevdiği kimseyle münakaşa eder. Bunu nasıl düşünemedim? Anlıyorum. Bütün mesele şu Filiz'in başının altından çıkıyor. Sebep o. Peki efendim, bir dakika. Maşallah, jin gibi bu evladı. Küçük bey, telefonlar sizi istiyorlar. Maşallah, maşallah. Alo? Ne istiyorsunuz benden? Ali, ben Suat. Evet. Dinle. Filiz'le evlenip seni evlat edinmeye karar verdim. Şimdi oraya geleceğim. Yalnız gelinceye kadar düğüne mani olman lazım. Apantisit krizim tuttu diye yaygara kopar, bir şeyler yap. Ha, sonra karıncalarını da unutma. Sen hiç merak etme Suat amca. Bu düğün yatar. Karıncalardan başka harika bir buluşum daha var. Kaşındırma tozu. Sen çabuk gel, çabuk çabuk. Hoşça kal nonoşum. Aman abi, acele bir yere yetişmem lazım. Gözünü seveyim, tam gaz gazla. Evet, bu araba müşterinin keyfiyle değil, benim iradem altında gider. Peki abi, nasıl giderse öyle gitsin. Yalnız biraz çabuk gitmem lazım, o kadar. Öyleyse başka arabaya bin. Görünürlerde başka araba da yok, çok mühim bir iş. Öyleyse işime müdahale etme. 35 senedir bu arabayı ben kullanıyorum. Nasıl gideceğini de ben bilirim. Hadi atla. Peki, peki. Gözünü seveyim abi, hadi biraz çabuk. Gidiyoruz evladım, gıdıklama. Yeni yapılacak afişlerin yazılarının bundan daha büyük olmasını istiyorum. Evet, benim. Selim bey,
Oğlunuz şu anda Filiz'in düğününe mani olmaya gitti. Eğer elinizi çabuk tutmazsanız Neziha Hanım'la başınız tekrar derde girebilir. Filiz'in nikahına mani olmaya mı gitti? Alo! Bu oğlan beni çıldırtacak. Şimdi de kızın nikahına mani olmaya gitmiş. Neziha Hanım bana ne yapar? İzzet Efendi! Derhal Suat'ı bulup oraya gitmesine mani olacaksın. Efendim, ben Suat Bey'i nerede bulabilirim? Sus! İtiraz istemem! Ne söylüyorsam onu yap! Fakat efendim... Fakatı yok! Karşımda dikilip durma! Git onu bul diyorum sana! Yeter! Yeter artık! Nedir sende çektiğin bir adam? İzzet Efendi, kendine gel! Sus! Asıl sen kendine gel! Oğluna kızar bana çatarsın! Karına kızar bana çatarsın! Kendine kızar gene bana çatarsın! Nedir senden çektiğin be kel kafalı herif? Ne? Bana! Kel! Evet sana! Kel! Artık senin emrinde çalışmaktan bıktım! İstifa ediyorum! İşin başında paralansın! Kel! Sizi de bekletiyoruz ama kusura bakmayın, neredeyse şimdi inerler efendim. Rica ederim hanımefendi. Gençlerin heyecanından anlarız. Malum ya, hepimizin başından geçti. Ne olur abicim, ayağının altını öpeyim, biraz daha hızlı be! Hey, sus! Oku bakalım şunu! Benden süratli gitmemi isteme, evde iki çocuğum beni bekliyor. Bekliyor, hey! Seni evinde bekleyen çoluk çocuğun yoktur be adam! Ben de çocuğuma gidiyorum zaten! Abim vicdansız, bir de benden hızlı gitmemi istiyorsun! Kaza yapıp masum evladını öksüz bırakayım istiyorsun! İn aşağı! Peki üzülme, sen kıyak bir şarja varsın! Hadi gel seni öpeyim de aklama evladım! Hadi dalgayı bırakalım da yürü, ne olur elini ayağını öpeyim, hadi! Çok şakacısın! Müsaadenizle! Tabii! Oyuna kaçın bakalım! Ay! Oh! Ya bu ne zaman çalışacak Allah'ını seversen? Hızlı git, 35 senelik arabama nasıl değdirdin? Ne olur babacığım, çalıştır şu arabayı! Çalışıyor, devam! Aman kurcalama sakın! Aman, kaba aldıysa makinamız tam gibi olmuştur! Ne olur babacığım, işlet yürüt artık şu arabayı! Dur, bantelini arıyorum! Ne kadar mesudum sevgilim! Yapma! Aynı peşinde yapma bana, kıyma bana! Sen arabayı çevir, beni burada bekle! İçeri girme dostum, bir felaket! Kaşıntıyı istilaiye! Meraşım hazır damat bey! Muhakkak bu iş senin başının altından çıkmıştır yumurcak! Niçin bunu yaptın Ali? Niçin mi? Çünkü bu adamla senin evlenmeni istemiyorum da ondan! Ali! Suat abi! Yaşşı Ali! İkiniz beraber ha? Dokunma çocuğa yoksa kafanı kırarım ha! Demek bütün bunları yaptıran sensin ha? İnan bana, inan Filiz, seni seviyorum, çok ne? Seviyorum! Sen bunları benim yanımda nasıl söylersin? Sus be! Ne? Bir de hakaret! Evet, hakaret! Bana! Evet, sana! İşte ben de sana hakaret ediyorum! Ne yapıyorsun be adam? Sen benim nişanlıma nasıl otursun? Bırak beni, bırak! Bırak kızımı, bırak! Kes sesini, cadalos! Ali, gel buraya! Geliyorum Suat amca, geliyorum! Bırak beni! Evet, sus! Bırak beni istemiyorum, bırak! Nereye götürüyorsun? Bırak
Nereye götürüyorsun onu? Karışma bırak baba. Diyorum o kızı sana! Bu sefer karışma işime baba! Beni nereye götürüyorsun? Bırak Suat! Ömür boyunca beraber olacağımız yuvamıza götürüyorum. Seni seviyorum Filiz, bana inan. Sana inanmak mı? Artık yalanlarından bıktım. Hayatımda ilk defa doğru söylediğim söz seni sevdiğimdir. Ali'ye iyi bir baba, sana da iyi bir eş olacağım. İnan. Doğru mu söylüyorsun? Hı hı. Bir daha yalan söylemek yok ama. Hayır canım, yok. Hey! Yeter artık be birader! İştahınızı eve saklayın, eve! Hadi arabaya, hadi bakalım! Hadi Filiz, atla bakalım! Hadi ahbap, çabuk ol! Annemle babamı evlendirmeye götürüyorum! Ne? Annenle babamdır! Galiba ufak ufak oynatıyorum! Sen ha! Görürsün sen, seni mahkeme köşelerinde sürün... Sus be cadaloz karısı! Aa, bana cadaloz diyorsun ha! Evet, cadaloz, cadaloz, cadaloz karısı! Çocuklar birbirlerini seviyorlar! Suat! Suat! Karıdan korkmuyorum! Durun, beni bekleyin Suat!